Hayır. Biz... Ben... Konuş, Allah aşkına konuş. Emir Bey. Dur, dinle. Yapma. Kurtar beni, öldürecek bu. Bak, anlatacak her şeyi. Korkuyor zaten senden. Yapma, ne olur. Anlatsana, göründüğü gibi değil desene. Dur, buraya gel. Bırak ne olur, yalvarırım bırak. Ya yeter! Gerçeği kendi gözlerimle gördüm ben. Yalanlarını dinlemeye niyetim yok. Yürü! Yürü! Alo. Sesim gelmiyor mu? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Tanıdın mı acaba beni? Nain Hanım. Yıldız Hanım, konuşmamız lazım. Yanlış bir şey mi yaptım Nain Hanım? Bir sorun mu var? Evet, sorun var. Yalvarırım, dur ne olur dinle beni. Yanlış anlıyorsun. Yürü. Ben buraya Ahmet'in sana gerçekleri anlatsın diye geldim. Tamam, bin şu arabaya. Yalvarırım, Ahmet'le konuşalım, gerçekleri anlatsın. Bin dedim sana. Bin şu arabaya. Bak, Ahmet'i bulmadan gidemem. Onu sana getireceğim. Yeter. Ya yeter! Bak, tek kelime dahi duymak istemiyorum. Yalanlarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Yeter artık! Tak şu kemerini. Çok yoruyorsun kızım kendini. Şunları ye de vitamin olsun bari. Niye zahmet ettin halacığım? Çok teşekkür ederim. Ne zahmeti kızım, olur mu öyle şey? Sen de ara ver biraz. Bak, Cavidan Hanım'la biz havuz başında kahve içeceğiz. Sen de gel istersen, hem kafan dağılır. Ha? Az bir işim kaldı. Siz geçin, ben sonra size katılırım. Tamam kızım, kolay gelsin. Sağ ol. Hadi ya, arasana artık. Alo, bu sefer oldu de. Oldu, hem de öyle bir oldu ki. Seninkini görmem lazım, öfkeden deliriyordu. Tabii ben de nasibimi aldım bu öfkesinden ama olsun. Aferin, şimdi ortadan kaybol. Anlaştığımız gibi paranın geri kalanını yollayacağım. Sonunda bitti.
Elveda odunluk faresi. Anladı. Kesin anladı. Böyle elim kolum bağlı bekleyemeyeceğim. Konakta neler dönüyor öğrenmem lazım. Bade, bir şey varsa söyle bak. Yok diyorum Mert. Neden inanmıyorsun ki? Ne saklayacağım senden? Bu sıralar bir haller var sende. Bir değişiksin. Yok. Ne değişikliği olacak? Ha işte bak bu. Sanki biri bize saldıracakmış gibi, hep kötü bir şey olacakmış gibi tetiktesin. Çok normal değil mi? Önce sen saldırıya uğradın. Sonra bizim dükkan yandı. E şimdi Münevver teyzenin durumu. Nasıl olmamı bekliyorsun ki? Doğru söylüyorsun. Seni böyle görünce üstüne gelmek istemedim. Anlıyorum. Bir şey oldu sana söylemedim sandım. Ama öyle değil. Merak etme. Efendim? Ablacığım ne yapıyorsun? İyi. Bir şey mi oldu? Yok. Her şey yolunda mı diye bir arayayım dedim. Münevver Hanım'la seni merak ettim. İyi misiniz? İyi de en son. Evde değilim şu an. Anladım. Tamam, uğrarım sonra. Görüşürüz. Mert. Efendim? Sen neredesin? Bade ile misin? Evet, parktayız şu an. Tamam canım. Bade'ye selam söyle. Görüşürüz. Delireceğim ya, delireceğim. Bir şey de yolunda gitsin. İnşallah bir halter karıştırmıyorsundur küçük cadı. Gözüm üzerinde. Neler yapabileceğimi biliyorsun. Bu çeneni kapatmaya yeter Badeciğim. Şimdi seninle uğraşamayacağım. Bu sefer Emir'in gözünde bittin odunluk faresi. Getireyim mi onu? Konuşun. Aramızda hiçbir şey yok. Sandığın gibi bir şey yok. Bir dinle, sen anlayacaksın. Yalan. Yemin ederim yalan. Ben sırf doğruları konuşsun diye gittim otele. Yalan söyledi sana. Yürü. Yalvarırım, inan bana. Yanlış bir şey yapmadım. Hayır, onu bulmam lazım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Lütfen izin ver, gideyim. Ahmet'i bulup getireyim. Gerçeği onun ağzından duyarsan. Yapma, hayır. Burada böyle kilitliyken nasıl ispatlarım suçsuz olduğumu? Bu lekeyle yaşayamam ben. Ne olur çıkar beni buradan. Thank you.
Allah'ım sen bana yardım et. Nasıl inandım ben sana, nasıl? Hepsi yalanmış söylediklerinin hepsi! Uzun sürdüğüne göre kesin anladı. Of, nasıl sıyrılacağım ben bu işin içinden? Ya Nari ise? Ya Yıldız'ı konuşturmuşsa? Yıldız. Ne oldu anlat çabuk. Narin anladı mı benim olduğumu? Hem neden senin telefonun Narin'deydi? Sakin olun. Anlamadı hiçbir şey. Ben de başta şüphelendim ama durumu iyi idare ettim. Ben istemeden bir hata mı yaptım Narin Hanım? Telefonunuzun sesi annemi uyandırmasın diye açmak zorunda kaldım. Arayan neredesin, niye açmıyorsun telefonu dedi. Sonra ben konuşunca kapattı. Ben... Açıklayabilirim. Açıklanacak bir şey yok, insanlık hali. Telefonunuzun sesini açık unutmuş olabilirsiniz. Bir daha olmasın, dikkat edin. Tamam, bundan sonra daha dikkatli olurum. Arayan engelli kardeşimdi. Sesinizi tanımadığı için kapatmıştır. Bana ulaşamayınca korkar diye telefonu kısmadım. Ama haklısınız, bir daha olmaz. Ben bilmiyordum. En iyisi siz telefonunuzu sessiz alın, yanınızdan ayırmayın. Öyle işte. Söyleyeceğini pişman ettim Narin'i. Anlayacağınız hiçbir şey anlamadı. Annesinin ilacıydı, serumuydu derken anca çıkabildim odadan. Bana bak Yıldız. O telefonu bir saniye bile yanından ayırmayacaksın. Senden başka kimse açmayacak. Bir daha tek baksilik istemiyorum. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kızım, bir şey mi oldu? Yok hala, önemli bir şey değil. Önemli olmaz olur mu kızım? Baksana yüzün bembeyaz. Ne oldu? Yavrum söylesene. Ben sizi korkutmak istemiyorum ama... Az önce Emir'le Gülperi geldiler. Emir burnundan soluyordu. Gülperi canını sıkacak bir şey yaptı herhalde. Allah Allah. Neden bilmiyorum ama kavga ediyorlardı.
kim bilir yine ne oldu? Of. Yiğit, nasıl, ağrısı var mı? Yok, yok oğlum. Gayet iyi. O yayla çarşıya dolaşmaya gittiler. Siz ne yaptınız? Karnınız aç mı? İsterseniz yemeğinizi hazırlayayım. Gelip yersiniz. Aç değilim ben. Onun yemeğini odasına götürürsünüz. Niye bu kadar sinirlendi ki? Hayır, yani sağlığına bir şey olacak diye korkuyorum artık. Ahmet'i bulmam lazım. Ya yetişemezsem, konuşturamazsam? Gerçekleri öğrenemezse? Ahmet yalan söyledi sana diyorum. Benim hiçbir suçum yok. Aç kapıyı ne olur. Sana yalan söylemedim. Hiçbir zaman söylemem. Anneciğim, seni çok özledim. Ne olur bir an önce iyileş. Sana çok ihtiyacım var. Masaj mı yapıyorsun? Kas erimesine iyi geliyor. Böyle önemli bir gecede yanında olmak isterdim. Toplantıyı iptal etmeme rağmen yetişemedim. Elimde değildi ama özür dilerim. Narin, yapma böyle. Bak kız, bağır, çağır, ne yapmak istiyorsan yap. Ama susup gözlerimin içine bakma böyle. Sorun sen değilsin. Ben sıkışmış hissediyorum. Sanki bütün dünya üzerime geliyor, boğuluyorum. Atlatacağız. Sana söz veriyorum, atlatacağız. Hepimizin rahatlamaya ihtiyacı var. Bu akşam burada annenin en sevdiği filmi seyretmeye ne dersin? Hepimizin rahatlamaya ihtiyacı var. Olur. Şirketten arıyorlar işle ilgili. Kemal Bey, kusura bakmayın. Bu saatte arıyorum ama acil. Buyurun, ne oldu? Sapanca'daki şantiyede bir kaza oldu. Hani şu son ortaklarla girdiğimiz proje. Bir işçi yaralanmış. Şu an hastanede. Durumu nasıl? Hayati tehlike var mı? Maalesef. Durumu ağır. Tamam. Hastanenin konumunu yollayın. Hemen geliyorum. Tabii Kemal Bey. Yıldız Hanım, Nane Hanım'a söyler misiniz? Benim çok acil bir işim çıktı. Tabii söylerim. Bittik biz Levent, bittik. Ne demek bizimle ne ilgisi var? Bu şantiyenin sorumluları biz değil miyiz? Kemal bu ihmallerin kimden kaynaklandığını bilmek istemeyecek mi?
Onu senden çok daha iyi tanıyorum Levent. İşçilerin haklarını her şeyden daha çok önemsiyor. Ortaklığı bozmaya kadar getirecek şimdi konuyu. Neyse, hastaneye gidiyormuş, Mesut söyledi. Ben de yanına gideceğim. Sakinleştirmeye çalışacağım. Görüşürüz. Ne biçim bir gün bu böyle ya? Bak tek kelime dahi duymak istemiyorum. Yalanlarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Yeter artık! Hayır. Ben yalancı değilim. İspatlayacağım bunu sana. Hayır, kapatamazsın. Şimdi olmaz. Allah'ım, ne yapacağım? Nasıl çıkacağım buradan? Gülperin, hayır olsun inşallah. Alo kızım. Hasan amca, Allah aşkına yardım et bana. Dur kızım, sakin ol. Tane tane konuş, anlamıyorum. Sesin de kesik kesik geliyor zaten. Çok kötü, çok bir şey oldu. Ahmet. Kızım, vallahi anlamadım. Ne diyorsun? Ahmet, Ahmet sana bir şey mi yaptı kızım? Alo. Alo Gülferi, kızım neredesin sen, evde değil misin? Alo? Kapanmış. Alo? Hasan amca? Şarjı bitmiş. Bana yardım et. Ben bu kapandan nasıl kurtulacağım? Hoş geldiniz Kemal Bey. Hastanın durumu nasıl? Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar var. Doktor çok zor bir operasyon olacak dedi. Annesi. Geçmiş olsun efendim. Ben Kemal Tarhun. Şantiyenin bağlı olduğu şirketin sahibiyim.
Oğlumuz için ne gerekiyorsa yapacağız. Siz yapacağınızı yaptınız zaten. Sömürdünüz evladımı. Gecesini gündüzünü aldınız yetmedi. Şimdi canını alacaksınız. Hepinize yazıklar olsun. O kadar insanın hayatını yiyeceksiniz. Benim oğlum sabah işe, inşallah akşam eve gelebilirim diye gidiyor. Sigorta bile yapmadınız. Siz üç kuruş fazla para kazanın diye. Oğlum ne hallere düştü. Mesut, bütün bunlar doğru mu? Gerekli tedbirler alınmadı mı? Maalesef doğru Kemal. Ya nasıl atlanır böyle bir şey? Kemal Bey, şirketi arayınca öğrendim, şok oldum. Mesut Bey'le konuştum sonra da. Nasıl talihsiz bir kaza? Meltem Hanım, siz şu yeni ortağı ne kadar tanıyorsunuz? Hocamdan hala haber yok mu kıvırcığım? Yok Şehriye abla, telefonu da kapalı. Allah Allah. Yanındaki kızı arayaydın, o bilir nerede olduğunu. Sekreter bu işte değilmiş, haberi yok. Kıvırcığım, uzma kendini da. Hocamı bilmiyor musun? Azıcık yüzünü güldürmek için neler eder? O şimdi kim bilir hangi sürprizin peşindedir, bak gör. Dema du dema. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle diyorum. Siz nereden tanıyorsunuz bu adamı? Yok, ben iş vasıtasıyla tanıştım. Neden soruyorsunuz? İçeride yatan o adam var ya, hani çalışanımız. Şu perişan halde ağlayan kadın onun annesiydi. Sırf yeni ortağımız yüzünden o kadın o halde. Sigortası yapılmamış, gerekli tedbirler alınmamış. Böyle bir şey nasıl olur? İnanın bilmiyorum. Ortağımız saygın bir iş adamı. Böyle önemli bir detayı nasıl atlayabilir? O halde bunun açıklamasıyla Meltem Hanım. Bilmiyorum. O adam benim karşıma çıkacak. Bütün bunların hesabını verecek. Ben namussuz, şerefsiz bir adamla ortaklık yapmam. Bu ortaklık bitmiştir. Bu işle de ilgili araştırma başlatılacak. Önce bir konuşsaydık. Konuşacak bir şey yok. Böyle olsun istemedim. Sana söyledim. Benden bir şey... Saklamadım. Saklamak istemedim. Hiç istemedim. Thank you.
Efendim Hasan amca. Emir oğlum, Gülperi yanında mı? Hayır değil. Evde ama değil mi? Güvende. Evet, neden sordun? Seni de endişelendirmek istemem ama oğlum. Gülperi beni aradı. Ne dedi sana? Vallahi öyle bir şeyler söyledi ama hiçbir şey anlayamadım oğlum. Sesi de kısık kısık geliyordu zaten. Öyle telaşlı, hızlı hızlı konuştu ki hiçbir şey anlayamadım oğlum. Sonra da telefonu kapandı. Defalarca aradım ama hala kapalı. Sen merak etme Hasan amca. Şarjını bulamamıştır. Oğlum, ben bu saçları değirmende ağartmadım. Gülperi kızımı da iyi tanırım. Yani aklı gitmiş gibiydi oğlum. Mutlaka bir sıkıntısı var. Yani yok diyemem. Oldu bir şeyler ama sen sakın telaşlanma. Güvende ve sağlığı yerinde. Burada zaten, evde şu an. Bugün için söz veremem ama yarın uğrayıp anlatırım sana olanları. Peki oğlum. Ne zaman istersen. İyi geceler Hasan amca. Emir. Oğlum, kapatmadan sana son bir diyeceğim var. Dinleyecek sabrın varsa. O nasıl laf öyle Hasan amca? Buyur. Aranızda ne yaşandı bilmiyorum oğlum. Ama o çok kırılık, saf bir kız. Başına onca olay geldi oğlum. Sen de biliyorsun. Başkası olsa hayata küser, öfke duyar, yüreği kabuk bağlar. Onun yüreği sıcacık, sevgi dolu. Senin adaletinden de zerre şüphem yok oğlum. Her şeyin en doğrusunu yapacağını biliyorum. Yine de şunu unutma. Kalbin kemiği yoktur ama yine de kırılır. Ne kadar birleştirmeye çalışsan, onarmaya çalışsan da bir daha asla eskisi gibi olmaz. Hadi. Hayırlı geceler. Allah Allah, niye kilitledi ki kapıyı? Kızım, iyi misin? Abla, aç kapıyı ne olursun. Nefes alamıyorum. Tamam, tamam kızım, bekle. Sen? Abla, Allah razı olsun senden. Ellerin dert görmesin. Dur, dur. Sakin ol kızım. Yazık gözyaşlarına. Anlat bakayım, ne oldu? Ben bir türlü anlatamadım. Yalan söylüyor dedim. İnanmadı bana. Ona gittim. Ona, Ahmet'e. O anlatırsa inanır belki dedim. Kemal nişan adı herhalde anneciğim. Ama olsun, anne kız ne zamandır film izlemiyoruz. Birlikte izleriz. Hay Allah, elektrikler gitti. Merak etme anneciğim, birazdan jeneratör devreye girer. Anneciğim, ben bir bakıp geliyorum, tamam mı?
Az önce dediğim gibi gerekli tüm müdahaleleri yaptık. Kırıkların iyileşmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Yalnız iç kanama riski var. Dolayısıyla hastamızın durumu hala kritik. Duruma göre ikinci bir operasyon daha gerekebilir. Anladım doktor bey. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan hiç şüphem yok. Görevli arkadaşımız prosedürleri ayrıntılı şekilde size anlatacak. Herhangi bir şey aklınıza takılırsa odama gelebilirsiniz. Sağ olun. Teşekkürler, geçmiş olsun. Narin meraktan ölmüştür. Şarjım bitmiş. Hastanın yakınları siz misiniz? Evet benim. Sigortası yokmuş. Doktor bey sizinle görüşmemi söyledim. Biliyorum, haberim var. Bütün masrafları bizzat kendim karşılayacağım. Bir dakika bekler misiniz? Hemen geliyorum. Tabii ki. Telefonu şarja takabilir misiniz? Tabii, hallederim. Buyurun, şöyle geçelim. Nasıl çalışıyor ki bu? Aradığınız kişiye şu anda ulaşın. Ne yapacağım ben şimdi? Sefer sefer bilir. Alo, Sefer bu saatte rahatsız ediyorum ama biz annemle film izleyecektik, ışıklar kapandı. Jeneratör de devreye girmedi. Nasıl yapacağım onu? Evet, evet, buradayım. Onu yukarı kaldırınca jeneratör devreye girer. Tamam. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Ne demek Narin Hanım? Abla, Ahmet vallahi benim. Şeyim değil. Hiçbir şeyim değil. Çocukluktan beri görüşmedik. Neden böyle bir şey söyledi bilmiyorum. Sen anlattın mı bunları Emre? Anlattım. Anlattım ama inanmadı bana. Ben de Ahmet'le konuşmaya gittim otele. O yalan söylediğini itiraf ederse gerçekler ortaya çıkar. Ben de aklanırım. Suçsuzluğum anlaşılır dedim ama. Gelince sizi orada görünce anladım kızım. Hadi sil gözyaşlarını. Daha fazla üzme kendini kızım. Gerçekler elbet ortaya çıkar. Hadi elini yüzünü yıka. Yemek getirdim sana. Yersin, olur mu? Yok, bekleyemem ben. Ahmet gitmeden yetişmem lazım. Nereye gidiyorsun kızım? Nereye bu saatte? Adımı temizlemem lazım. Hadi, hadi otur kızım şöyle. Sakinleş biraz. Hiç iyi değilsin sen. İyi değilim. O inanana kadar da iyi olmayacağım. Gece yarısı gidecek. Giderse her şey biter. Otogardadır. Onu tutup buraya getireceğim. Anlatacak her şey. Başka türlü olmaz. Kızım, kızım dur, delilik yapma. Başına bir iş gelmez inşallah. Emir. Oğlum koş Gülperi. Ne oldu Melike abla, söylesene. Delirmiş gibiydi, koşarak gitti, yetişemedim. İnanmamışsın ona, yemiş bitirmiş kızcağız kendini. Görsen perişan haldeydi. Oğlum tek derdi doğru söylediğini ispat etmek. Başka bir şey söyledi mi? Nereye gittiğini söyledi mi? Ahmet gece yarısı gidecek. O giderse kendimi aklayamam, yetişmem lazım dedi. Ha, otogardadır dedi bir de. Oraya gidiyordur herhalde. Oğlum, azıcık tanıdıysam bu kız yalan söylemez. Hmm.
açıldı. Ay canım kıyamam. Kocanı çok mu merak ettin sen? Elektrik sorunumuz çözüldüğüne göre film gecemize başlayabiliriz anneciğim. Anneciğim, bir dakika daha bekleteceğim seni. Kemal Bey şu anda müsait değil. Meltem Hanım, siz neredesiniz? Yalan iftira diyor da elin adamıyla otel odasında ne işi varmış? Oğlumun da başını belaya sokacak. Gerçeği Emir'e anlatmasını istemek için buluşmuş Ahmet'le. Ahmet de Emir'in korkusuna sokağa çıkamadığını söylemiş, otele çağırmış. Halacığım çok iyi niyetlisin gerçekten. Biz sevgilimle otelde görüştük, Emir geldi bizi gördü diyecek hali yok. Senin huyunu da biliyor, öyle anlatmış. Görünüşüne baksan saf, temiz kız dersin ama. Tövbe tövbe. Biz konuşurken yüzümüz kızarıyor. Utanmadan elin adamının odasına nasıl girdi bu kız? Yok, Tülay haklı. Görünüşe aldanmamak lazımmış. Cavidan Hanım, keşke benim yerimde siz olsaydınız da kızcağızın çaresizliğinin yüzünden siz okusaydınız. Yanlış anlaşıldı diye perişan oldu kızcağız. Tek derdi durumu düzeltmek. Belki de amcası bizim sandığımız gibi bir canavar değildir. Ve belki de adamın bir bildiği vardır. Mardin'de de böyle şeyler yaptıysa. Ya biz iyilik yapacağız derken... Yeter. Yaptığımız bu konuşmanın hiçbir anlamı yok, hiçbir faydası yok. Hani peşin hükümlü olmamak gerekiyor. Ben Emir'e güveniyorum. Yani eninde sonunda işin aslını öğrenip doğru kararı verecektir. Ya öfkesine yenik düşerse? Ya sağlıklı düşünemezse? Sonuçta bu kız onun soyadını taşıyor. Bilmiyorum o ya. Thank you.
Bırak beni, gidecek, yetişmem lazım. Ya yeter artık, yeter. Gel bulalım onu. Anlatsın neden yalan söylediğini. O konuşunca her şey ortaya çıkacak. İyi misin? Aç şu gözlerini, bana bak. Kendine gel, iyi misin? Yalvarırım, dur ne olur, dinle beni. Yanlış anlıyorsun. Yürü. Yalvarırım, Ahmet'le konuşalım, gerçekleri anlatsın. Bin dedim sana. Bin şu arabaya. Yalan. Yemin ederim yalan. Ben sırf doğruları konuşsun diye gittim otele. Yalan söyledi sana. Yürü. Yalvarırım inan bana. Yanlış bir şey yapmadım. Hayır, onu bulmam lazım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Lütfen izin ver gideyim. Ahmet'i bulup getireyim. Gerçeği onun ağzından duyarsan. Aranızda ne yaşandı bilmiyorum. Ama o çok kırılgan. Saf bir kız. Duyuyor musun beni? Aç şu gözlerini, bana bak. Size sakinleştirici verdikleri sırada ben doktor beyle konuştum. Biliyorum çok zor ama gönlünüzü ferah tutun. Oğlunuz iyi olacak. Sağ olun. Sorumlular gerekli ceza çekecek. Ben sık sık geleceğim ama yine destek kartımı vereyim. Bir ihtiyacın olursa, saat kaç olursa olsun çekinmeyin, arayın lütfen. Teşekkür ederim. Mesut. Çok yoruldunuz siz de. Benim yorulmam mühim değil. Önemli olan hastanın iyi olması. Narin Hanım aramıştı. Koşuşturmacadan söylemeyi unutmuşum. Hay Allah, merak etmiştir o da şimdi. Çok geç oldu. Münevver Hanım uyuyordur şimdi. Doğru, bu saatte aramayayım. Kemal, neredesin? Kemal Bey, şu anda müsait değil. Meltem Hanım, siz neredesiniz? Ne güzel oldu böyle, değil mi anneciğim? Haftada birkaç gün yaparız böyle. Sen uyu, dinlen anneciğim. Beni düşünme. Kemal işi uzanmıştır, gelir birazdan. Gülperi.
Gülperi. Nene. Ben masumum nene. Kimsenin elini tutmadım. Kimseye dokunmadım ben. Bana inanmıyor. Yalancısın sen. Ben sana doğruyu söyledim. Ne olur inan bana. İnanmıyorsan da al canımı. Şimdi al. Ben böyle yaşayamam. Öldür beni. Ölmeyeceksin. Böyle vicdanının yangınıyla yaşayacaksın. Söylediğin bütün yalanların azabını çekmeden ölmene izin vermeyeceğim. Yemin ederim suçsuzum. Yaşayamam böyle. Bu lekeyle yaşayamam. Gitmesine izin var mı? Bulmalıyım. Yanıyor. Ateşi çok yükselmiş. Ah. Deliydi böyle olacağı. Perişan etti kendini. Günlerdir tek bir lokma bile geçmedi boğazından. Üzüntüden ne kadar uyudu o da belli değil. Allah'ım ne de bu başımıza gelenler. Allah'ım sen beterinden kor bizi yarabbim. Yetişmem lazım. Gidecek. Otobüse binip gidecek. Ahmet'in otobüsü gece yarısı kalkıyormuş. Onu sayıklıyor. Oğlum, bu kız hiç iyi değil.
Kalbin kemiği yoktur ama yine de kırılır. Ne kadar birleştirmeye çalışsan, onarmaya çalışsan da bir daha asla eskisi gibi olmaz. Sana be. Kapan. Yetişmem lazım. Gidecek. Otobüse binip gidecek. Narin, kusura bakma. Film izleyeceğiz diye sözleşmiştik ama ben telefonumun şarjı bittiği için haber veremedim. Gelemeyeceğini anlayınca biz annemle izledik. İyi yapmışsınız. Başıma neler geldi bir bilsen. Bizden daha önemli işlerin olduğu kesin. Ayrıntılar anlatmaya lüzum yok. Narin, biliyorum ben ikide söz verip tutamadım ama inan bana elimde olmayan sebeplerden ötürü. İşlerin her zaman yoğundu Kemal. Her zaman işin çoktu. Ama bizi ihmal etmiyordun. Verdiğin sözleri tutuyordun. En önemlisi telefonlarını başkası açmıyordu. Telefon mu? Gerçekten kızdığın konu bu mu? Böyle bir saçmalığa kafana takmana inanamıyorum Nerdin. Saçma öyle mi? Seninle tartışmayacağım. Annemin yanına dönmem lazım. Allah'ım, Ümit makamının en hayırlısı sensin. Gecemiz aydınlığa çıkar. Bütün dertleri, kederleri bizden uzak tut. Gülperi kızıma yardım et ya Rabbim. Kızı kötülüklerden, kötülerden sakın ya Rabbim. Melike abla, sen çıkabilirsin. Ateşi düştü biraz.
Ama yine de arada bir bezin değiştirmek gerek. Oğlum. Bu kızcağız neden böyle şeylerle sınanıyor? Başına neden bu işler geliyor bilmiyorum ama adıma Melike olduğu kadar eminim. Gülperi iyi biri. Kalbi sözü bir. Hem kızcağız parçaladı kendini. Bu kadarı yalanla, zorla olacak şeyler değil oğlum. Bunu bir düşün. Feriköz hocanın var adamda. Hiç korkmadı. Tek başına böyle beni arkasına saklayıp korudu. Vermedi beni ona. Feriköz çok korkusuz. İyi misin? Yaralanmışsın sen. İyiyim ben. Yiğit, o iyi değil mi? Bir zamanlar ıssız bir dağda Çolpan adında bir kız yaşarmış. Yalnızmış. Mutluymuş ama. Çimenler yatağı, yıldızlarla dolu gökyüzü yorganıymış. Bıraksalar bir başına hiç şikayet etmeden sonsuza dek yaşarmış öyle. Ama kötüler. Kötülükler bırakmamış hiç peşini. Bir gün onu kapkaranlık bir yere kapatmışlar. Göğü, güneşi, yıldızları göremez olmuş. Yalvarmış Allah'a. Tek dileği tüm kötülüklerden uzak. Çok uzak. Karanlığı aydınlatan yıldızlara yakın olmakmış. Allah acımış ona. Onu Çolpan yıldızına dönüştürmüş. Gökyüzünde görülen ilk ve son yıldıza. Ben Periköz'ünü çok ama çok seviyorum. Çünkü o çok iyi. Beni dinliyor, anlıyor. Onun yanındayken mutlu oluyorum hep. Saat. Gece yarısını geçti. Gitti. Artık çok geç. Efendim Mesut Bey. Kemal Bey kusura bakmayın çok erken saatte aradım ama gece istediğiniz araştırmayı yaptım. Şu yeni ortağımızla alakalı. Bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Maalesef haberler can sıkıcı. Aslında yüz yüze konuşsak iyi olacak. Peki tamam geliyorum ben.
Narin yok mu? Narin Hanım duşa girdi Kemal Bey. Benim acil işe gitmem gerekiyor. Çok önemli bir işim çıktı. Narin Hanım'a söylersiniz. İletirim tabii ki. Söylerim. Tabii unutmazsam. Kaybettin. Sıvı alman lazım, iç şunu. Toparlamışsın biraz. Daha iyisin değil mi? Kendini helak ettin kızım. Bak inat etmeyeceksin, kahvaltını yapacaksın. Kendini böyle cezalandırma. Vallahi düşünmekten artık eve sığamıyorum. Ne olacak böyle? İyi işte, kahvelerimiz dışarıda içeriz yenge. Toparlan biraz. Asıl ben Gülperi'yi merak ediyorum. İnşallah daha iyi olmuştur. O kıza çok, çok kızgınım. Ama böyle yataklara düşmesini de istemem tabii. İki arada bir derede kaldım o ya. Günaydın Emir. Günaydın. Oğlum, Allah aşkına bir şeyler söyle. Ben anlamıyorum. Ne olacak bu iş böyle? Ne yapacağız? Gülperi yukarıda yatak döşek. Sen yerde misin, gökte misin belli değil. İşim var anne. Emir abi. Ben de seni arıyordum. Hastaneden göndermişler. Ne ki o? Bilmiyorum. Güzel ailenin güzel çocuğu. Yiğit'e sağlıklı bir ömür dilerim. Fotoğraflarınız o kadar güzel çıktı ki bir tane sizin için göndermeden edemedim. Ailenizle sonsuz mutluluklar.
Günaydın. Herkes buradaymış. Ben de dün dosyaları unutmuşum. Alo, var mı bir gelişme? Hemen söyle. Ahmet'i buldum Emir Bey. Az bir yolumuz kaldı. Getiriyorum yanınıza. Seni rüyamda gördüğüm için o kadar bir mutlu uyandım ki anlatamam. Eskisi gibiydin ha, sapasağlamdın. Dedim ki bana, Şehriye. Ben umudumu kesmedim. Bak iyileştim. Öyle olacak zaten. Ha, Münevver Hanım. Sen ne güçlükler gör. Neler yaşadın. Bunun da üstesinden geleceğiz o. Ama sakın. Bak sakın derim ha. Kendini koyvermeyesin. Düzelecektir her şey bana. Günaydın. Bakıyorum herkes burada. Anacığımla sohbet ediyorduk. De bakayım bana. Ne hazır edeyim sana kahvaltıya? Menemen edeyim, seversin sen. Yok Şehriye abla, benim iştahım yok. Kemal'e sor, ne istiyorsa onu yap. Uşağım ben gelirken arabasıyla gidiyordu da. Yoktur yani. O evde gözüm kulağım sen olacaksın Yıldız. Sinek uçsa haberim olacak. Ama daha önemli bir görevin var. Kemal ile Narin arasını bozmak için elinden geleni yapacaksın. Bu çok önemli. Beni anladın mı? Anlaşılan mı? Sana da haber etmemiş. Nereye gitti ki bu kadar erken? İşe çıkmıştır herhalde. Bu aralar yoğun ya. Vallahi ben de merak ettim ha. Sana ses etmeden gitmezdi. Akşam da gitti öyle apar topar. Kevucuğum, işte bir sıkıntısı var da sağ mı diyemiyor acaba? Arar sorarım Şehriye abla. Eyvallah. Ama sen üzgünsün. Ne oldu sana? Üzülme sen peri kızı. Baban demişti ki, çok istediğin bir şey olsa dua et. Sonra gözünü kapat. İstediğin şey yüreğine girecek. Ben yaptım. Babam dediği gibi oldu. Sen de öyle yap, tamam mı? Ağlama ama. Emir. Ne oldu? Thank you.
Evet Mesut, anlat. Ne olup ne bitiyor, ne öğrendin? Durum çok tatsız. Şu şirket anlaşmasıyla alakalı. Günaydın. Hastanedeki işçiyi merak etmiştim. Bir uğrayayım dedim. Uygun değilsiniz sanırım. Bir terslik mi var? Şimdi öğreneceğiz. Sanırım bizim son anlaşmamızla ilgili bir takım sıkıntılar var. Telefonda söylemek istemedim. Çünkü ortaklık anlaşması yapmış olduğumuz şirket Levent Teper'e ait, holdinge bağlı. Levent Teper mi? Levent Teper'in bizim projemizle ne alakası var? Ne demek oluyor bu? Fark edemedik Kemal Bey. Gerçekten bilmiyorum. Mesut, neyi fark edemediniz? Bu projenin her satırını didik didik ezberledik biz, çalıştık, gözden geçirdik. Özellikle bunu gizlemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Araştırmaya devam ediyorum. Ben çok üzgünüm Kemal Bey. Ben de bilmiyordum. Nasıl oldu, nasıl gözden kaçtı, inanamıyorum. Emir, bu adamın bizim evimizde ne işi var? Hemen söyle ona, gitsin. Ne duruyorsun hala? Defol, git! Ay bayılacağım. Yenge, bir dakika sakin olur musun? Emir, sen de söyler misin neler olduğunu? Tamam, merak etmeyin. Birazdan herkes anlayacak neyin ne olduğunu. Yok yok, ben dayanamayacağım. Ay Cavidan Hanım. Melike abla, limonlu su hemen. Evet. Tansiyon aletini bulayım ben. Hadi şu ilacını iç bak, tansiyonun çıktı. Yenge, al ilaçlarını daha fazla yükselmeden. Senin ne işin var burada? Mardin'den selediler. Tuttu getirdi Emin'in adama. Kaçamadı. Sakın konuşma, tek kelime etme. Ne istiyorsan veririm, kaç para istiyorsan. Tansiyon aleti nerede? Buldum, getiririm. Anne hadi, sinir kolunda tansiyonunu ölçelim. Yok oğlum yok, iyiyim ben, tamam. Dil altı iyi geldi geçti. Olmaz öyle şey, biz yine de bir bakalım. Limonlu su getirin Cavide Hanım, için. Kulaklarını aç ve beni çok iyi dinle. Başka bir isteğiniz yoksa ben müsaadenizi istiyorum. Yok. Çok ama çok üzgünüm Kemal Bey. Nasıl olur anlamıyorum. Kafam almıyor. Böyle bir sahtekarlık nasıl yapılır anlamıyorum. Nasıl fark edemedim? Asıl ben nasıl fark edemedim böyle bir sahtekarlığı? Sigortası adam çalıştırmalar, gizli saklı bir sürü iş. Neyse,
telafi edemeyeceğimiz bir şey yok. İş falan benim umurumda değil Meltem Hanım. Asıl ben Emir'e nasıl açıklayacağım bunu onu düşünüyorum. Ona karşı mahcup oldum. İyi ama yaptığımız anlaşma holdinge bağlı değil. Sizin şahsi şirketinizle. Emir benim yeğenim. Hangi şirketle yapıldığı umurumda bile değil. Telefonu meşgule atmak nedir ya? Öyle olsun Kemal. Sinirlenmekte çok haklısınız. Ama bunun da üstesinden geleceksiniz eminim. Gücünüz, kararlılığınız bana bile güven veriyor. Ben eve geçeceğim. Tabii ki. Ben de ofise geçerim. Allah'ım sen bize yardım et. Bilmiyoruz ki ne oluyor. Ne olacak? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Cavidan Hanım sakin olun. Tansiyonunuz fırlayacak, yapmayın. Evet yenge lütfen. Zaten diken üstünde oturuyoruz. Bir de sen hastalanırsan ne olur? Melike abla, Gülperi'yi buraya çağırır mısın? Emir seni salonda bekliyor. Ahmet geldi. Konuş hadi. Anlat her şeyi. Yalan söyledim. Gülperi benim sadece çocukluk arkadaşım. Sevgilim değildi. Fotoğrafları da ben çektirdim. Siz yanlış anlayın, onunla aramda bir şey olduğunu zanneden istedim. Çok şükür.
Yaşı küçüktü. Ama yaşadığı hayal kırıklığı erkenden büyütmüştü onu. Çenesine yumruk yaptığı ellerini dayayarak düşündü. Yalan kavramını ne zaman öğrendiğini hatırlamaya çalıştı. Hatırlayamadı. Sonra kendine kızdı. İnsan hata yapar. Verdiği sözleri tutup tutmadığını düşündü. Hemen hepsini yerine getirmişti. Öyleyse neden geliyordu başına bunlar? Hayal kırıklığı. Yaptığın şeylerin karşılığı olacak diye bir şey yok. Durup dururken en güvendiği yerden sarsılır insan. Anneciğim, bu kitap pek bize göre değil. Ben başka bir kitap getireceğim, tamam mı? Ahlaksız. Ahlaksız adam. Genç bir kızın iffeti, namusu senin iki dudağının arasında, öyle mi? Ne kadar kolay. Sen nasıl bir insansın ya? Emir, götür şunu. Allah aşkına götür gitsin. Daha söyleyecekleri bitmedi anne. Şimdi bize bu iftirayı neden attığını anlatacak. Yalan söyledim. Çünkü... Çünkü Gülperi'yi seviyordum. Pes. Bu kadarına da pes. Gel benimle. Emir hala bu adamı neden burada tutuyor? Göndersin gitsin. İnanmıyorum ya. Narin sana... Kemal neler oluyor? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Bir de soruyorsun, öyle mi? Tamam, anlatayım. Gecenin bir yarısı kocamın nerede olduğundan habersiz arıyorum. Telefonları Meltem Hanım açıyor. Senin meşgul olduğunu söyleyip yüzüme kapatıyor telefonu. Daha bunu çözememişken sabahın körü evden çıkıyorsun haber vermeden. Seni arıyorum, telefonu meşgule alıyorsun. Sen söyle, neler oluyor? Söyleyeyim mi? Kaza geçiren bir işçi için hastanede sabaha kadar yaşam savaşı veriyorum. Bunun üzerine sen arıyorsun. Telefonumun şarjı bittiği için Meltem Hanım telefonu şarja götürüyor. Ben doktor ve hemşirelerle konuştuğum için telefona bakamıyorum. Bütün bu yorgunluğun üzerine sabah apar topar toplantıya gidiyorum. Bu anlattıklarım seni tatmin edecek mi bilmiyorum ama söyleyeceklerim bu kadar Nari. Sesleri duyuyor musunuz Meltem Hanım? Hem de çok net. Ben senin karınım. Sana ulaşamayınca tabii ki arayacağım. Kadın telefonu yüzüme kapattı diyorum. Tam da istediğim etki. Anlamıyorum ya. Hem haber vermiyorsun hem merakımı mı sorguluyorsun? Narin yeter. Gerçekten yeter. Bu anlamsız tartışmanın içinde bulunmak istemiyorum. Anlamsız öyle mi? Anlamsız. Evet, anlamsız. Çünkü ben ne söylersem söyleyeyim anlamayacaksın. Kabul etmeyeceksin. Beni bir şeyler anlatmamakla suçluyorsun. Ama benimle yaşadığım senin umurunda bile değil. Bunu bana nasıl söylersin? Yaşadığım acının büyüklüğünü sen biliyorsun. Ne halde olduğumu da. Bütün bunların üstünde bir de böyle yapınca. Evet, biliyorum. Ama senin bilmediğin bir şey var. Senin bu tavrın. Bu tavrın hem seni hem de evliliğimizi bitiriyor. Thank you.
Şimdi gidip bütün aileme yalan söyledim diyeceksin. Duydun mu beni? Duydun mu? Duydum Emir Bey. Bütün bunların bir oyun olduğunu, yalan söylediğini, Gülperi'nin hiçbir şeyden haberi olmadığını. Anladın mı? Ne söylediyseniz yaptım Emir Bey. Bırakın artık gideyim. Allah aşkına bırak gideyim. Şimdi bana gerçeği anlatıyorsun. Gülperi ile aranda ne var?